Merhaba çocuklar. Bugünkü masal saatimize hoş geldiniz. Size çok güzel bir masal getirdim. Dinlemeye hazır mısınız? Ama biliyorsunuz ben masal anlatmayı burada pek sevmiyorum. Hadi masal diyarına gidelim mi? Bu sefer sihirli bir krem getirdim. Hepinizin eline süreceğim. Hepimiz elimizi ovuşturacağız. Sonra masallar diyarına gideceğiz. Hepiniz uzat, herkes uzatsın elini. Evet, bakayım. Sen uzattın mı? Hadi uzat, uzat. Evet, çok güzel. Kremimin kapağını açtım. Uzatın bakalım ellerinize. Hepiniz eline aldığı kremi sürsün birbirine. Evet, ovcala 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 ovcala. Harikasın, parmaklarının arasına da geçir. Ve hep birlikte masallar diyarına gitmeye hazırlanalım. Buldum bir köşe. Başladım işe. Soğan sarımsak satarken terazimin kolu kırıldı. Kurbağa kanatlandı gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa. Çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda çok yüksek tepeleri olan, tepelerinde güzel gözlü ceylanların zıp zıp zıpladığı, derelerinde kırmızı benekli alabalıkların yüzdüğü, orman ağaçlarının dallarında kuşların cıvıldaştığı, şarkılar söylediği, yemyeşil kaz dağlarında çok çalışkan bir oduncu yaşarmış. Bu oduncu geçimini odun satarak sağlarmış. Ama o kadar yoksul, o kadar fakirmiş ki çocuklarının bazen ihtiyaçlarını karşılayamazmış. Çocukları sakız istediğinde doğru dağa çıkar, dağdaki sakız ağacının yanına gider, oradan bir tutam sakız alır ve çocuklarına verirmiş. O gün çocuklar için bayram günü gibi geçermiş. Bir gün yine dağda çalışırken kulağına garip sesler gelmiş. Yoğun işi arasında kaldırmamış bu seslere ve odun kesmeye devam etmiş. Biraz sonra çığlık gibi bir ses duymuş yine. Önce çok korkmuş. Sonra da ne olduğunu anlamak için sesin geldiği yöne doğru ilerlemiş. Bir de bakmış ki ayın 14'ü kadar güzel mi güzel, tatlı mı tatlı bir kız görmüş çalılığın içinde. Çıkamıyormuş, çalılığa düşmüş, çıkamıyormuş. Bizim oduncu hemen koşup kızı kurtarmış. Kimsin, adın ne diye sormuş ona. Sen beni tanımazsın ama ben seni çok iyi tanırım. Ben senin talihinim. Bak şu dalların altındaki paraların hepsi senin. Al onları demiş kız. Para mı? Demiş oduncu şaşkınlıkla. Tabii o paraların hepsi senin. Bunca yıl gece gündüz çalıştın. Artık ihtiyacı olan her şeyi alabilirsin. Oduncu paraları alıp evinin yolunu tutmuş ama olanlara bir türlü inanamıyormuş. Evine vardığında karısına anlatmış bütün olanları. Karısı da bir türlü inanamıyormuş. Oduncu ile eşi yoksulluktan kurtulmuşlar. Evlerini onarıp bahçelerini düzenlemişler. Küçük bir hayvan çiftliği oluşturmuşlar. Çiftlikte kuzular, koyunlar meleşip birbirleriyle oyun oynuyorlarmış. İneklerden süt sağıp akşama sütlaç bile yapıyorlarmış. Ancak meraklı komşuları neden ve nasıl para, nereden para bulduklarını sorgulamaya başlamışlar. Öyle ya, çok yoksulken birden nasıl bu hale gelebilmişler? Oduncu komşularına her sorduklarında dağda talihim karşıma çıktı ve onunla konuştum diyormuş yalnızca. Köyün en tembel ve haylaz adamı bu sözleri duyunca talihini bulma umuduyla doğruca dağa koşmuş. Kaz dağlarının tepesine varınca çığlıklar arasında bir koca karı çıkmış karşısına. Yüzü buruş buruş, saçları bembeyaz, kamburu çıkmış, perperişan. Tembel adam şaşkınlıkla, böylesine çirkin ve korkunç olan benim talihim olamazsın demiş kadına. Ya nasıl olaydım sence? Hiç çalışmadan talih istenir mi? Önce tüm çabanı göster ki sonu hayır olsun demiş. Tembel adam bu buruş buruş yaşlı kadını görünce, çalışma sözünü de duyunca tabanları yağlamış, doğru köyünün yolunu tutmuş ve bir daha da kaz dağlarına çıkmamış.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Elma mı? Elma de. Ah Momo, sen de neredesin? Ben buradayım. Seni dinledim. Çok güzel rüya saldı. Aa, sen bizim masalımızı mı dinledin? Evet. Ben burada uyuyakalmışım. Sen masal anlatırken de seni dinledim, rahatsız etmek istemedim. Aa evet, ben de arkadaşlarına masal anlatıyordum. Bir anda senin sesini duyunca masalımızı bitiremedik. Aa, nerede arkadaşlar? Onlar bilgisayarlarının, telefonlarının karşısında bizi dinliyorlar, bizi izliyorlar. O yüzden ben de onlara çok güzel bir masal seçtim. Masalımızın adını hatırlıyor musun? Evet, Çalışkan'ın Talihi. Aferin sana. Benim de bildiğim bir şarkı var Çalışkanlık'la. Aa, söylemek ister misin? Tabii ki. O zaman dinleyelim mi Momo'dan bir şarkı? Şöyle bacaklarımızı atalım şöyle. Hadi bakalım. Söyle bakalım, çok merak ediyorum. Saçlarını düzeltelim. Tamam, teşekkür ederim. Çok çalışkan olmalıyız. O atak için, o olası için. Çok çalışkan olmalıyız. Günler günler geçmeli. Tövür tövür geçmeli. O atak için, o olası için. Çok çalışkan olmalıyız. Harikasın Momo. Momo'yu kocaman alkışlıyoruz. Momo harikasın. Sana kim öğretti bu şarkıyı? Sen öğrettin. Hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum da ben unuttum zannetmiştim. Hayır, hiç unutamıyorum. Hem de çok çalışkan olacağım. Her işimi zamanında yapacağım. Ve hiç zaman pes etmeyeceğim. Harikasın Momo, aferin sana. Sana bir önerim var. Bir dahaki masalı seninle birlikte anlatalım mı? Aa, çok güzel olur. Hem de çok mutlu olurum. O zaman ben masalımı bitireyim mi? Tamam, iki bakalım masal olacakmış. Gökten 3 elma düştü. Aa, elmalara oyalarım. Sana da vereyim bir tane. Alar. Gökten 3 elma düştü. Biri bu masalı anlatan bana. Ama ben hakkımı Momo'ya veriyorum. Tut Momo. Ver bakalım. Çok teşekkür ederim. Şöyle koyalım bacağımın arasına. Biri bu masalı dinleyen siz güzel, tatlı, çalışkan çocuklara. Diğeri de hep çalışıp pes etmeyenlere. Evet, aynı dedin ki o zaman ben 2 tane elma alabilirim. Tabii ki bu elmayı çaktırmadan sana verebilirim. O zaman biz Momo ile sizlere iyi akşamlar diyoruz ve bir dahaki masalda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Gelersen de annemin okuluna gittiğinde hepinizi göreceğim. Tamam, ben seni okuluma götüreceğim. Sen hiç merak etme. Gerçekten mi? Tamam mamacığım, hadi bırakalım artık. Arkadaşlarına tekrar bir veda edelim. Görüşürüz. Öpücük at. Görüşürüz.